Yani alfa artı x 180'i kullanmak için alfa yerine 65 yazarsanız x'in buradan da 115 derece olduğunu söyleyebilirdiniz arkadaşlar. İkisi de birbirinin yakın kavramları, çözümleri arkadaşlar. Bunlara dikkat ederek soruları çözebiliriz. Şimdi iç açıda hemen sonra dış açıya geçelim arkadaşlar. Dış açıları da köşesi çemberin dış bölgesinde kalan açılar gibi tanımlayabiliriz. P noktasından çemberi iki tane kesen çizelim. A ve B noktalarında kessin. Ve P noktasından PD kesenini çizdik. Bakın buradaki alfa açısına, DPB açısına bu çembere ait bir dış açı diyoruz arkadaşlar. Dış açının ölçüsü gördüğü yayların farkının yarısıdır. Görülen yay derken şunu kastediyoruz bakın. Bu dış açının kolları arasında kalan çember yaylarından bahsediyoruz. Bunlardan birine x, diğerine y diyecek olursak alfa x ile y'nin farkının yarısına eşit olmalıdır arkadaşlar. İç açıda toplamın yarısı vardı. Dış açıda farkın yarısı var arkadaşlar. Birbirinin tam tersi olan iki kuram. Şimdi iç açı ile ilgili sorular çözelim. Burası P noktası olsun. E'yi hiç kullanmamışız. Buraya E diyelim arkadaşlar. Burası 35 derece olsun. 16 derece olsun. Buna X diyelim. Buna Y diyelim. Sizden X artı Y toplamını bulmanızı isteyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak soruda iç açı, dış açı, çevre açı neler olduğuna dikkatlice bakmak lazım. 35 derecelik bir açı görüyoruz. Bu çevre açı tanımına uygun arkadaşlar bakın. Köşesi çemberin üzerinde. Kendisi 35 ise gördüğü y'yi yazmamız gerekir. Değeri 35'in iki katından 70. E'de, B'de çevre açı değeri 16 ise gördüğü yay iki katı 32 olacak. X çevre açı gördüğü yay 2 katı 2x oldu arkadaşlar. Hiç kullanmadığımız tek açımız y'dir. Y'ye dikkatlice bakarsanız bu da dış açıdır arkadaşlar. Bunun da gördüğü yayların farkının yarısı olduğunu biliyorum. Görülen yaylardan biri 70 artı 32'den 102 derece. Diğeri 2x farkın yarısı bize neyi veriyormuş? Y'yi veriyormuş arkadaşlar. Bu durumda bakın 51 eksi x eşittir y olacak. Denklemi düzenlersek x artı y buradan 51 derece olacaktır arkadaşlar. X artı y toplamını istiyorduk zaten. Cevabımıza ulaşmış olduk arkadaşlar. Burada hemen yeni bir soru yazalım. Gene dış açı tanımını kullanabileceğimiz bir soru. Çemberimizi yeniden çizelim. Çemberi kestiğimiz noktalarımıza da isimler koyalım. Burası 70 derece olsun arkadaşlar. Buraya kaç derece diyelim? 32 derece diyelim. Sizden nereyi bulmanızı isteyelim? CDY'nin ölçüsünü bulmanızı isteyelim. Kaç derecedir şeklinde bir soru yazdık arkadaşlar. Şimdi burada bize aynı yayı kullanan dış açının ve iç açının ölçülerini vermiş arkadaşlar. Bunları kullanarak sorumuzu hesaplamaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak şuradaki BCA açısına x diyerek başlayalım. Şuraya C dememek lazım. K diyorum arkadaşlar. Bu da x dedik. Aynı yaya bakan bir çevre açımız daha var. Bunların ölçüsü de x olacak. Hatta BA'yı 2x de diyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki CD yayının ölçüsüne de arkadaşlar hemen 2y diyelim. Şimdi soruda ilk olarak şunu kullanalım. Bizim iç açımızın ölçüsü gördüğü iki tane yayın toplamının yarısıdır arkadaşlar. Yani 2x artı 2y bölü 2 bize 70'i vermelidir. Bu da bize x artı y'nin 70 olduğunu söyler arkadaşlar. 70 derecelik açının iç açı olması özelliğini kullanıyorum. Burası x artı y'nin 70 olduğunu söyledi. Bir de bizim burada 32 derecelik bir tane
dış açımız var arkadaşlar. Bu dış açıda gördüğü iki yayın